Sevgili üreticiler, değerli meslektaşlarım, Çiftlik Akademisi programımıza hoş geldiniz. Besin maddelerini tanıyalım programımıza devam ediyoruz. Önceki bölümlerde hatırlayacağınız üzere karbonhidratları konuştuk, yağları konuştuk. Bugün proteinleri konuşacağız. Önümüzdeki bölümlerde de vitamin ve mineralleri, bunun arkasından da suyun öneminden bahsediyor olacağız. Bu programları dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü besin maddelerini tanıyalım programını bitirdiğimiz zaman sizlerle küçük bir anket tarzı sınav yapmayı planlıyorum. Bu sınav soruları sizleri fazla zorlamayacak olan, eğlenceli ve bilgi seviyemizi artıracak olan sorular olacak. Bu sorulara verilen doğru cevaplara istinaden de sizlere küçük ödüller veriyor olacağım. Geçtiğimiz bölümü isterseniz bir hatırlayalım. Geçtiğimiz bölümde neden konuştuk? Yağlardan konuşmuştuk arkadaşlar. Yağların konsantre birer enerji kaynağı olduklarından bahsetmiştik. Karbonhidratlara göre yağların daha pahalı olduklarını, ancak karbonhidratlara göre 2.25 kat daha fazla enerji verdiklerinden bahsetmiştik. Yağları sınıflandırmıştık. Kısa ve uzun zincirli yağ asitleri olarak sınıflandırmıştık. Hayvan beslemede istediğimiz yağ asitlerinin uzun zincirli yağ asitleri olduğunu söylemiştik. Ayrıca yağları sınıflandırırken doymuş ve doymamış yağ asitlerine göre de sınıflandırmıştık. Burada istediğimizin de doymuş yağ asitleri olduğundan bahsetmiştik. Yüksek verimli hayvanlar ve fresh hayvanlar için muhakkak yağ beslemesi yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Toplam TMR içerisindeki yapacağımız yağ beslemesinin maksimum üst limitinin %6 olduğunu ve 1/3 kuralından bahsetmiştik. Özellikle de altını çizerek söylediğimiz PUFA dediğimiz polyunsaturated fatty acid, çoklu doymamış yağ asiti miktarının hayvan başı günlük 500 gramı geçmemesini, 500 gramı geçtiği durumlarda kuru madde tüketiminin etkileneceğini, azalacağını, süt verimde düşüşler olacağını, süt yağında düşüşler olacağını sizlerle paylaşmıştık. Bugün isterseniz gelin diğer besin maddelerini tanıyalım programımızda konuşacak olduğumuz proteinlerle başlayalım. Proteinler pahalı temel besin maddeleridir arkadaşlar. Biz proteinlerle ilgili olarak bugünkü programımızda nelerden konuşacağız? Proteinlerin yapı taşlarından konuşacağız. Amino asitlerden konuşacağız. Peptitlerden, peptit bağlarından konuşacağız. Yemlerde bulunan protein tipleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Proteinlerin sindirimi, hayvan rasyonla proteini aldı ve rumene gönderdiğinde bu proteinler sindirim sistemi içerisinde nelere maruz kalıyor? Bunlardan konuşuyor olacağız. Ayrıca proteinlerin hayvanlarda performans ve verim üzerine etkilerinden konuşuyor olacağız. Proteinler yaşamsal faaliyetler ve verim için elzem olan moleküllerdir arkadaşlar. Proteinler uzun zincirli amino asitlerin birleşmesi sonucu oluşan moleküllerdir. Amino asitler nedir? Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır. Proteinlerin yapı taşlarını amino asitler oluşturmaktadır. Proteinlerin büyük bir kısmı 20 temel amino asitten oluşmaktadır arkadaşlar. Burada özellikle söylemek istediğim bir nokta var. Lütfen burayı iyi dinleyin. Hayvanınızın ihtiyacı protein değil, amino asitlerdir arkadaşlar. Proteinler yapılarında karbon, hidrojen ve azot ihtiva ederler. Bir önceki bölümde hatırlayacaksınız. Karbonhidratlar ve yağlar yapılarında ne bulunduruyordu? Karbon, hidrojen ve oksijen atomunu ihtiva ediyorlardı. Ancak proteinler yapılarında karbon, hidrojen ve azot ihtiva ediyorlar. Azot bulunduruyorlar. Azot ise bu besin maddelerini protein yapan ana temel unsurdur arkadaşlar. Proteinler, biraz önce belirttiğimiz gibi, proteinlerin yapı taşları amino asitler demiştik. Amino asitler birleşerek peptitleri oluşturuyor. Peptitler birleşerek polipeptitleri oluşturuyor. Polipeptitler de birleşerek proteinleri oluşturmaktadır arkadaşlar. Proteinlerin yapılarına baktığımız zaman arkadaşlar, proteinler karbon atomuna bağlanmış olan bir amino grubu, bir radikal grup, bir hidrojen atomu, bir de karboksil grubu bulunmakta. Amino asitler birleşerek dipeptitler, tripeptitler, yani iki amino asitin birleşmesi sonucu dipeptit oluşuyor. Üç amino asitin birleşmesi sonucu tripeptit oluşuyor. Üçten fazla amino asitin birleşmesi sonucu da polipeptitler oluşuyor. Polipeptitlerin de birleşmesiyle proteinlerin oluştuğunu biraz önce belirtmiştim arkadaşlar. Amino asitler, peki amino asitler nedir? Amino asitleri şöyle düşünmek gerekiyor. Doğada 20 adet temel amino asit bulunuyor. Bu temel amino asitlerden 10 tanesi esansiyeldir arkadaşlar. Esansiyel ne demek? Bunu tekrar belirteyim. Esansiyel amino asit, yani hayvanın kendi metabolizmasında sentezleyemediği, dışarıdan yemlerle muhakkak alınması gereken
amino asitlere esansiyel amino asitler deniyor. Esansiyel amino asitlere örnek verelim. 10 tane esansiyel amino asitimiz var demiştik. Bunlar valin, lösin, izoleusin, fenilalanin, triptofan, metiyonin, triyonin, histidin, arginin ve lizin esansiyel amino asitlerdir arkadaşlar. Bunları rasyonda muhakkak hayvanlarımıza vermemiz gerekiyor. Ruminantlar için bu esansiyel amino asitler içerisinden iki tanesi çok daha büyük önem arz ediyor. Çünkü bu iki amino asit, bunu asla unutmayalım, metiyonin ve lizin, hayvan beslemede protein sentezinde sınırlayıcı amino asitlerdir arkadaşlar. Rasyonda, yani metabolizmada ne kadar metiyonin veya ne kadar lizin varsa o miktarda protein sentezi gerçekleşecektir. Bunlar karbon atomuna bağlı, biraz önce belirttim. Amin grubu, karboksil grubu ve radikal grupları var amino asitlerin. Ve hepsinin bu bağlaşım şekilleri birbirinden farklı oldukları için farklı adlarla adlandırılmakta. Proteinlerin tayini ise şöyle yapılmakta arkadaşlar sektörde. Kel-Dal prosedürü dediğimiz bir prosedür söz konusu. Yemlerin protein oranları Kel-Dal prosedürü ile hesaplanmakta, bulunmakta. Yemlerde bulunan proteinler ham protein, HP olarak ifade ediliyor. Ham protein olarak tespit edilir. Bazı İngilizce kaynaklarda CP, crude protein olarak da ifade edildiğini görebileceksiniz. Proteinler yapılarında %16 azot ihtiva ettiği farz edilmekte. Bu Kel-Dal prosedürüyle bir proteinin ham protein miktarı hesaplanırken yemlerin yapılarında %16 azot bulundurduğu farz edilmekte. Dolayısıyla 100 bölü 16 dediğimiz zaman bir kas sayı bulunmuş. 6.25 kas sayısı bulunmuş. Bu Kel-Dal prosedürüne özel olan bir kas sayı. Yem içerisinde tespit edilen azot miktarı bu 6.25 kas sayısı ile çarpılarak yem içeriğinin ham protein miktarı bulunmuş oluyor. Yani bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Örneğin %3.36 azot ihtiva eden bir yem proteinin, yemin ham protein oranı, unutmayın 6.25 kas sayısı ile çarpılır demiştik. 3.36 azot ihtiva ediyordu. 3.36 çarpı 6.25 bizlere %21 rakamını veriyor. Yani o yemin protein oranı %21. Ancak biraz önce belirttiğim çok önemli bir husus vardı. Hayvanımızın ihtiyacı olan protein değil, hayvanımızın ihtiyacı olan amino asitler demiştim. Proteinler neydi? Polipeptitlerin birleşmesi sonucu, amino asitlerin birleşmesi sonucu oluşan moleküllerdi. Peki bizim hayvan beslemede az önce konuştuk. Esansiyel amino asitler vardı ve esansiyel amino asitler içerisinden sınırlayıcı amino asitler vardı. Metiyonin vardı, lizin vardı. Bizim aslında ihtiyacımız olan esansiyel amino asitler ve esansiyel amino asitler içerisinden metiyonin ve lizin. Örnek veriyorum, yeminizin protein oranının %18, %20, %25, %30 olması, eğer esansiyel amino asitleri ve özellikle sınırlayıcı amino asitlerden metiyonin ve lizini ihtiva etmiyorsa biz beslemeciler için bence, bana göre hiçbir önemi yok. Unutmayın, tekrar altını çizerek söylüyorum. Hayvanımızın ihtiyacı olan protein miktarı değil, protein değildir. %21 protein içeriyor değildir. Hayvanımızın ihtiyacı olan amino asitlerdir arkadaşlar. Ruminantlar için tekrar söylüyorum. Metiyonin ve lizin sınırlayıcı amino asitlerdir. Esansiyel amino asitlerin hangileri olduğunu biraz önce sizlerle paylaşmıştım. Proteinlerin gruplandırmasına gelirsek, proteinleri yemlerde bulunan proteinleri hayvan besleme açısından 4 gruba ayırabiliriz. Bunlar birincisi RDP proteinler, yani rumende parçalanabilir proteinler. İkincisi RUP proteinler, rumende parçalanmayan proteinler. Üçüncüsü sindirilmeyen proteinler. Dördüncüsü protein yapısında olmayan azotlu bileşenler. Aslında bunlar amino asit ihtiva etmiyorlar, protein sınıfında değiller. Ancak ruminant hayvanlar bildiğiniz üzere protein yapısında olmayan azotlu bileşenleri rumen mikroorganizmaları tarafından protein sentezinde kullanabildikleri için bunları da proteinlerin içerisinde sınıflandırmakta fayda var. Proteinleri gruplandırdığımız birinci grup neydi? RDP proteinlerdi. Bunlar, gelin isterseniz bu proteinlerin sınıflandırılması üzerine tek tek detaylı olarak duralım. Daha detaylı bilgi verelim. Bu RDP proteinler, İngilizce baş harfleri rumen degradable protein, yani rumende parçalanabilir, degrade olabilir proteinleri ifade etmekte. Bunların bir diğer adı da soluble proteinler olarak da geçmektedir arkadaşlar. İkinci proteinlerimiz ise RUP proteinlerdi. Bunlar da rumen undegradable protein, yani rumende parçalanmayan proteinler. Bunlara aslında bypass proteinler de denir. Bunlar abomasumda parçalanırlar. Biliyorsunuz
Ruminant hayvanların sindirim sistemi 4 bölmeden oluşuyor. Rumen, retikulum, omasum ve abomasum. Rumen mikrobiyal sindirimin gerçekleştiği kısım. Abomasum ise kimyasal sindirimin gerçekleştiği kısım. Bu RUP proteinleri rumen içerisinde mikrobiyal sindirime maruz kalmadan abomasuma geçtikten sonra kimyasal sindirim sonucu parçalanan protein kaynaklarıdır bu RUP proteinler. Bunlara örnek vermek gerekirse kanola ve soyadan gelen proteinler gerçekten değerli RUP proteinlerini oluşturmakta. Proteinleri gruplandırırken 3. sınıfta sindirilmeyen proteinlerden bahsetmiştik. Bunlar da sizlerin tahmin edeceği üzere sindirilmeden dışkı ile atılan proteinleri ifade etmekte. 4. gruptaki protein kaynakları MPN'li bileşenler demiştik arkadaşlar. Bunlar protein yapısında olmayan azotlu bileşenlerdir. Aslında bunlar gerçek proteinler değillerdir. Bunlar amino asit içermezler. Sadece bunlar yapılarında azot bulundururlar. Azotu biraz önce söylemiştik. Rumen mikroorganizmaları tarafından bu azot kullanılarak amino asitlere dönüştürülebiliyorlar. Hatırlayalım. Proteinlerin yapı taşları neydi? Amino asitlerdi. Hayvanımızın proteine değil amino aside ihtiyacı vardı. Yemlerdeki protein miktarları ham protein olarak ifade ediliyordu. Ham protein tayini nasıl yapılıyordu? Kendall prosedürü ile yapılıyordu. Proteinlerin yapılarında %16 azot ihtiva edildiği için bir katsayı bulunmuştu. 6.25 katsayısı bulunmuştu. Yemlerin içerisindeki protein miktarı tespit edilip bu 6.25 katsayısıyla çarpılarak yemlerin ham protein içerikleri tayin ediliyordu. Yemlerde bulunan proteinleri de 4 gruba ayırmıştık. Bunlar neydi? RDP proteinler, RUP proteinler, sindirilmeyen proteinler ve NPN'li bileşenler demiştik. Peki arkadaşlar bu protein kaynakları rasyonla tüketildiği zaman sindirim sistemine girdiğinde rumende neler oluyor? Gelin isterseniz bunlar üzerine biraz daha detaylı konuşalım. Birinci sırada olan RDP proteinlerle başlayalım. Bu RDP proteinler rumende işkembe içerisinde parçalanıyorlar ve bu parçalanma esnasında rumende bir amonyak açığa çıkıyor. Rumen mikroorganizmaları bu amonyağı karbonhidrat metabolizmasından, eğer hatırlarsanız karbonhidratı önceki bölümlerimizde konuşmuştuk. Karbonhidrat metabolizmasından gelen enerjiyle kullanarak kendi amino asitlerini oluşturuyorlar. Bunların bir diğer adı da aslında bunlara da mikrobiyal protein deniyor. Sahada beslemeci arkadaşlarım, veteriner arkadaşlarım bu terimleri çok iyi bileceklerdir. Mikrobiyal proteinler deniyor. Mikroorganizmalar da bu proteinleri kullanarak büyüyorlar ve çoğalıyorlar. Rumen içerisindeki mikroorganizmalar önceki programlarımda çok sık telaffuz ettim. Bizlerin en değerli dostları. Bunları en iyi şekilde bakmalıyız. Bunları en iyi şekilde beslemeliyiz arkadaşlar. Bu RDP proteinler rumende büyüyüp çoğalan mikroorganizmalar sindirim sisteminde hareket ile abomasuma doğru flash ediyorlar, geçiyorlar. Abomasuma doğru geçerler. Abomasum kimyasal sindirimin yapıldığı asidik bir ortam. Asidik ortam bu mikroorganizmaları öldürüyor. Mikroorganizmalar öldükten sonra asıl sindirim burada başlıyor. Proteinler tekrar amino asitlerine kadar parçalanıyorlar. Amino asitler abomasumdan ince bağırsaklara geçiyor ve ince bağırsaklardan absorbe edilerek metabolizmaya katılıyor. Bunlara da metabolize olur proteinler deniyor arkadaşlar. Metabolize olur proteinler belki karşınıza yeni bir terim olarak çıktı şu anda. Bunu biraz daha açıklayalım. Metabolize olur proteinler emildikten sonra vücutta metabolizmaya katılan proteinlere metabolize olur proteinler deniyor. Bunlar ne iş yapıyor? Bu metabolize olur proteinler dokuların yapılarına katılıyor. Büyüme üzerine etkilidirler. Ayrıca süt verimi üzerine etkilidirler. Üreme üzerine etkili oldukları bilinmektedir. Hatırlayalım. RDP proteinler ne oluyordu? Rumene geliyordu. Rumende mikroorganizmalar tarafından parçalanıyordu. Parçalanması sonucu bir amonyak açığa çıkıyordu. Bu amonyağı rumen mikroorganizmaları kendi amino asit ihtiyaçları için kullanıyorlardı. Dolayısıyla bu mikroorganizmalar üreme ve çoğalma faaliyetlerine devam ediyordu. Oradan abomasuma geçiyor. Abomasumda kimyasal sindirimle tekrar amino asitlere parçalanıyor. İnce bağırsağa, ince bağırsaktan absorbe ediliyor ve metabolizmaya katılıyordu. Proteinlerin gruplandırılmasında 4. sırada yer alan MPN'li bileşenlerden bahsettik. MPN'li bileşenlerin aynı sindirimi de bu RDP proteinler gibi gerçekleşmekte. Sonuçta bunlar azot ihtiva ediyordu ve bu azotu da rumen mikroorganizmaları harika bir şekilde değerlendirebiliyordu.
Programın başında söyledim. Ruminant hayvanlar için amino asitler içerisinde sınırlayıcı amino asitlerin olduğundan bahsettik. Sınırlayıcı amino asitler neler demiştik? Metiyonin ve lizin demiştik. Metiyonin ve lizin ruminant hayvanlarda sınırlayıcı amino asitlerdir. Yani protein sentezinin tekrar gerçekleşeceği durumda bizim elimizde mevcut olan metiyonin ve lizin kadar protein sentezleyebiliyor ruminant hayvan. En kalitesi amino asitler içerisinden şunu da değerlendirmek gerekiyor. Amino asitleri bir de kendi içerisinde kalitelerine göre sınıflandırmak gerekirse en kaliteli amino asitler mikrobiyal proteinlerden gelen amino asitlerdir arkadaşlar. Metabolize olur proteinler, metabolize olur proteinlerin %60-%70'ini mikrobiyal proteinler oluşturuyor. Mikrobiyal proteinlerin ne kadar değerli, ne kadar harika bir protein kaynağı olduğu buradan da ortaya çıkıyor. New Hampshire Üniversitesi'nden Profesör Charles Schwab bir araştırma yapmış. Sütün, vücut dokusunun, rumen mikroorganizmalarının, yoncanın, mısır silajının, mısır ununun, soyanın bu besin maddelerinin içerdiği amino asit seviyelerine, özellikle de lizin ve metiyonin seviyesine bakmış. Burada şunu görmüş. Sütün içerdiği lizin seviyesi %16, metiyonin seviyesi %5,5 civarında. Ve buna da en yakın olarak rumen mikroorganizmalarından gelen amino asitlerin olduğunu tespit etmiş. Yani rumen mikroorganizmaları sonucu elde ettiğimiz mikrobiyal proteinin de içeriği yaklaşık süt ile aynı değerlere sahip. %15,8 lizin ihtiva ediyor ve 5,2 civarında da metiyonin ihtiva ediyor. Dolayısıyla bu da bize rumen mikroorganizmalarının gerçekleştirdiği mikrobiyal proteinin ne kadar değerli, ne kadar kaliteli bir protein olduğunu göstermekte açıkçası. RDP proteinlerin rumende degrede olması sonucu biraz önce söyledim. Amonyak açığa çıkıyor dedim. Amonyak fazla açığa çıkan amonyak ruminant hayvanlar için toksik yani zehirleyici, tehlikeli bir durum yaratmakta arkadaşlar. Bu verim düşüklüğüne, üreme problemlerine ve ilerleyen vakalarda ölüm ile de sonuçlanmasının neden olabilir. Dolayısıyla protein beslemesinde rumen içerisinde oluşan amonyak miktarının beslemeci ve veteriner hekim arkadaşlar tarafından çok dikkatli bir şekilde hesaplanması, çok fazla bir şekilde amonyak oluşumunun engellenmesi gerekmektedir. Peki bu fazla amonyak eğer toksikse rumende bu amonyağa neler oluyor? Fazla amonyak dolaşım sistemiyle karaciğere taşınıyor arkadaşlar. Amonyak toksik olduğu için karaciğerde ureagenesis dediğimiz bir yol var. Bu yol ile üreye yani bun, blood urea nitrogen dediğimiz üreye dönüştürülüyor. Fazla üre az miktar dışkı ile genellikle idrar ve süt ile atılıyor. Yani sütle atılan üre, biraz önce söyledim kan üresi bun olarak geçiyor. Sütle atılan üre ise mun üresi olarak geçiyor. Milk urea nitrogen olarak geçiyor. Dolayısıyla bir süt işletmesinde takip edilecek en önemli konulardan bir tanesi de süt yağı, süt proteini olduğu gibi mun değerinin de çok sıkı bir şekilde yakından takip edilmesi gerekiyor. Mun değeri bizlere neyi gösteriyor? Rumen içerisinde oluşan amonyak miktarını gösteriyor. Amonyak toksik etkiye sahip demiştik. Dolayısıyla mun değerinin çok yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Optimum mun değeri de sütte 10-14 mg desilitrede olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer TMR'de protein az ise, şimdi amonyaktan bahsettik. Eğer TMR'de protein az ise dolaşım sisteminde bulunan bun vardı. Blood urea nitrogen dediğimiz üre vardı. Rumen duvarından tekrar absorbe edilerek ve bununla birlikte sadece rumen duvarından absorbe edilmesi değil, tükürük ile de tekrar rumene gönderilmesi sonucu bu amonyak tekrar mikrobiyal protein sentezinde kullanılabiliyor. Bu üre mikrobiyal sentezinde kullanılacağı için bizlere tekrar harika bir mikrobiyal protein sentezlenmiş oluyor, karşılanmış oluyor. Üre beslemesinde biraz önce belirttik, MPN'li bileşenler dedik, aynı RDP proteinler gibi rumen mikroorganizmaları tarafından mikrobiyal protein sentezinde kullanılacağını söylemiştik. Fazla amonyağın toksik etkiye sahip olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla protein beslemesinde rumen içerisinde oluşacak amonyak miktarının çok sıkı ve yakın bir şekilde takip edilmesinden bahsetmiştik. Çünkü arkadaşlar amonyak kan pH'sını düşürüyor. Dolayısıyla düşük kan pH'sı özellikle bazı çiftliklerde karşılaşıyorum. Hayvanların döl tutmama gibi problemlerinden bahsediliyor.
ihtimalle protein beslemesinde yapılan yanlış beslemelerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Düşük kan pH'sı erken embriyonik ölümlere neden olabiliyor. Ayrıca bununla birlikte yanlış yapılan protein beslemesi sonucu yumurtalıklarda, veteriner hekim arkadaşlarım dediğimi çok iyi anlayacaklardır, yumurtalıklarda kistlerin oluşmasına neden oluyor. Ancak amonyak biraz önce ne dedim? Üreye çevriliyor. Bun olarak, blood urea nitrogen olarak çevriliyor ve dolaşım sisteminde bun olarak bulunuyor demiştim. Bun ise kan pH'sını etkilemiyor arkadaşlar. Rumen içerisinde oluşan amonyak miktarını yakından takip etmemiz gerektiğini ve bunun nedenlerini sizlerle paylaştım. Dolayısıyla yapacağımız bir besleme programında muhakkak bir besleme danışmanınızdan veya veteriner hekiminizden, besleme konusunda uzmanlaşmış arkadaşlardan destek almanızda fayda var. Eğer bu konuyla ilgili olarak da teknik olarak bir destekte bulunursanız bizlere Köy TV'nin WhatsApp hattı üzerinden, ayrıca benim e-mail adresim halil.tosun@rumiko.com.tr üzerinden mesajlar atabilirsiniz. Biz sizlere teknik destek vermeye hazırız arkadaşlar. Sonuna kadar bilgimizi paylaşmaya hazırız. Metabolize olur proteinler arkadaşlar iki kaynaktan karşılanıyor. Biraz önce söyledik. Metabolize olur proteinler neydi? Metabolizmaya dahil olan ve metabolizmada yaşamsal faaliyetler ve verim olarak karşımıza verimde kullanılan proteinler demiştik. Bu metabolize olur proteinler iki kaynaktan karşılanıyor. Bunlar undegradable dietary protein dediğimiz sindirilmeyen rasyon proteinleri ve mikrobiyal proteinlerden karşılanıyor. Mikrobiyal proteinlerden unutmayın, metabolize olur proteinlerin %60'ı mikrobiyal proteinlerden karşılanmakta. Geri kalan %40'lık kısmı da bizim rasyonla hayvana verdiğimiz proteinlerden karşılanmakta. Özür dilerim. Metabolize olur proteinleri biraz daha tanımlandıralım. Metabolize olur proteinler, metabolizmaya katılan proteinler. NRC'nin hayvan besleme kitabı NRC 1989'da aslında bu terim absorbe edilir proteinler olarak adlandırılmıştı. 2001 ile bu terimin ismi değişti. Absorbe olan değil, metabolizmaya katılan, metabolize olur proteinler olarak yeni bir isimle karşımıza çıktı. Metabolize olur protein miktarı arttıkça süt verimi ve süt protein miktarımızda da artışlar gözlenmiştir arkadaşlar. Laboratuvarlar ham protein miktarını biraz önce belirttim. Kendi prosedürüyle ölçebiliyorlar. Ancak bu metabolize olur protein miktarlarını laboratuvarlar ölçemiyorlar. Çünkü yemin aminosit profili, rümendeki bu KD dediğimiz degradation rate, parçalanma degradasyon hızı, KP dediğimiz passage rate, geçiş hızı, absorpsiyon hızı, kuru madde tüketimi gibi bir sürü faktör metabolize olur protein miktarının değerini etkilediği için laboratuvarlar metabolize olur proteinleri ölçememektedirler. Rumende neler oluyor konusunda ikinci başlık olarak RUP proteinlerden bahsedelim. RUP proteinler, bu protein kaynakları rumende degradasyona, parçalanmaya dirençli olan protein kaynaklarıdır. Genel olarak kimyasal sindirim ile parçalanırlar. Yani kimyasal sindirimler de gerçekleşiyordu. Abomasum'da gerçekleşiyordu. Rumen içerisinde mikrobiyal sindirim vardı. Rumenden bypass geçerek abomasum'a gelir bu protein kaynakları. Abomasum'da kimyasal ortam olduğu için kimyasal sindirime burada maruz kalırlar. Abomasum kimyasal sindirimin olduğu yer. Asıl sindirim bu protein kaynakları için burada başlar. Mikrobiyal proteinler gibi bunlar da amino asitlerine kadar parçalanırlar. Sonra ince bağırsaklarda absorbe edilirler ve metabolizmaya katılırlar. Bypass proteinler neydi? Bypass proteinler, RDP proteinler rumen içerisinde parçalanmıyorlar arkadaşlar. Düzeltiyorum. RDP, rumen degradable proteinler, rumen içerisinde parçalanıyorlar. Ancak rumen içerisinde biraz önce bahsettiğim o KP ve KD değerleri var. Geçiş ve degradasyon hızları var. Bunlara bağlı olarak bazı RDP protein kaynakları parçalanmadan rumenden abomasuma geçebiliyor. Bakın burası önemli bir nokta. RDP proteinler neydi? Rumen içerisinde degrade oluyordu. Ancak rumen içerisindeki geçiş hızına bağlı olarak bazı RDP proteinleri parçalanmadan abomasuma geçiyorlar. Sanki RUP proteini gibi faaliyet gösteriyor ve burada parçalanıyorlar. Bu proteinlere ise bypass proteinler denmektedir arkadaşlar. Proteinlerin gruplandırılmasında sindirilmeyen proteinlerden de bahsetmiştik 3. sırada.
Bu proteinler sizlerin de bildiğiniz gibi sindirim sisteminde sindirilmeden dışkıyla atılan proteinlerdir. Toplam proteinin %5 ile 10'u kadar dışkıda görülebilir. Eğer bir hayvanımızın dışkısından numune alıp içerisindeki protein oranına baktığımız zaman %5 ile %10 arasında bir protein orada tespit edebiliriz. Sindirilmeyen protein kaynaklarını etkileyen bazı faktörler vardır arkadaşlar. Kaba yemlerin biçim zamanı bunların en önemli etkilerinden bir tanesi. Yani kaba yemlerin sindirilebilirliğini, dolayısıyla rumen içerisindeki geçiş hızını ve parçalanmayı etkileyeceği için buna istinaden dışkıda göreceğimiz, dışkıyla atılan, sindirilmeyen protein miktarında bazı artışlar görülebilir. Kesif yemlere uygulanan ısıl işlemler, bunlar da sindirilmeden atılan protein miktarını etkileyebilir. Buna benzer birçok faktör sindirilmeyen protein miktarını arttırabilir de azaltabilir de arkadaşlar. TMR'de protein oranları nasıl olmalı? Burada özellikle zooteknist hayvan beslemeci arkadaşlarıma ve veteriner hekim arkadaşlarıma sesleniyorum. RDP protein miktarı toplam rasyon içerisinde toplam rasyon proteinin %60-%70'i kadar olmalı. Diğer bir ifadeyle söylemek gerekiyorsa rasyon kuru maddesinin toplam çözmüş olduğunuz protein miktarının yani protein miktarının %10-11'i örnek veriyorum %16'lık bir rasyon formülize ettiyseniz bu %16'nın %10'u RDP proteinlerden gelmek zorunda arkadaşlar. Soluble RDP protein RDP proteinin yarısını geçmeyecek kadar olmalı. Peki RUP protein, RUP protein dediğimiz protein miktarı ne kadar olmalı? Toplam rasyon proteinin de %30-40'ı yani diğer bir ifadeyle %3 ile %6'sı toplam TMR kuru maddesinin %3 ile %6'sı RUP proteininden oluşmak zorunda arkadaşlar. Hatırlayalım neden RDP protein miktarını daha yüksek tutuyoruz burada? En değerli protein kaynakları mikrobiyal protein sonucu oluşan mikroorganizmalardan gelen protein kaynaklarıydı. Hatta bunlar sınırlayıcı amino asitlerden, metiyoninden ve lizinden daha da değerli, daha da kaliteli protein kaynakları. Dolayısıyla bizim rumen içerisindeki mikroorganizmaların ihtiyacı olan amonyağı bunlara sağlamalıyız ki buradaki mikroorganizmalar kendi üreme faaliyetlerine, çoğalma faaliyetlerine devam etsinler ve bizlere mikrobiyal protein olarak geri dönsünler. Mikroorganizmalar günlük 1,5 ile 2 kilogram kadar mikrobiyal protein üretebiliyorlar arkadaşlar. 90 ile 100 gram protein 1 kilogram süt üretimi için gerekli. Bakın bu rakamlar çok değerli rakamlar. Mikroorganizmalar günlük ne kadar protein üretebiliyorlardı? 1,5 ile 2 kilogram kadar mikrobiyal protein üretebiliyorlardı. Peki 1 kilogram sütün üretimi için bizim ne kadar proteine ihtiyacımız vardı? 90 ile 100 gram arasında bir proteine ihtiyacımız vardı 1 kilogram süt üretmek için. Rasyonlarda formülize ederken protein seviyelerimizi vereceğim tavsiyelerden bazıları şöyle olabilir. Yüksek verimli inekler için yani 35 litre ve üzerine süt veren hayvanlar için protein seviyemizi %16-%17, kurudaki inekler için %12 ile %14 arasında, düveler için de %12 ile %18 arasında tutmakta fayda var arkadaşlar. Bugün besin maddeleri tanıyalım programında proteinleri konuştuk, neleri konuştuk. İsterseniz programı kapatmadan önce çok kısa bir özetleyelim, üzerinden geçelim. Proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir dedik. Yemlerin protein oranlarının Kendall prosedürüyle bulunduğunu, yemlerin içerisindeki azot miktarının tayin edildikten sonra 6.25 kat sayısıyla çarpılarak bulunduğunu söyledik. En önemli söylediğimiz noktalardan bir tanesi hayvanımızın proteine değil amino asite ihtiyacı vardır dedik. Hayvan beslemede kullandığımız proteinlerin amino asitlerine çok dikkat edelim, dizilimlerini bilelim. Metiyonin ve lizince fazla olan amino asit kaynaklarını kullanalım dedik. Çünkü metiyonin ve lizin neydi? Sınırlayıcı amino asitti. Onların miktarı kadar protein sentezlenecekti. Yemlerde bulunan protein kaynaklarını gruplandırdık. Bu gruplar neydi? RDP proteinlerdi. İkincisi RUP proteinlerdi. Üçüncüsü sindirilemeyen proteinlerdi. Dördüncüsü de MPN'li bileşenlerdi. Rumen içerisinde oluşan amonyaktan bahsettik. Amonyağın ruminant hayvanlar için toksik etkiye sahip olduğundan ve protein beslemesinde rumen içerisinde oluşacak olan amonyak miktarına çok dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik. Ve en önemli değerlerden bir tanesi süt işletmelerinde sütün bileşenlerini takip ederken ağırlıklı olarak süt yağı ve süt protein miktarına bakıyoruz. Bununla birlikte MUN değerinin de çok sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğinden bahsettik. Ve bunu da değer olarak söyledik. Eğer desilitrede 14 mg'dan büyük ise ya fazla RDP proteinli hayvanı besliyoruz
ya da mikroorganizmalar, bu mikroplar RDP proteini kullanamıyorlar. Karbonhidratlardan gelen enerji miktarı bu amonyağı kullanmak için yetmediğinden bahsettik. En değerli amino asitlerin mikrobiyal proteinler olduğunu söyledik. Mikrobiyal proteinler metabolize olur proteinlerin %60'ını oluşturuyor dedik. Ve bypass proteinlerin neler olduğundan bahsettik. Umarım bu bölüm faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde vitamin ve mineralleri konuşacağız. Sulardan bahsedeceğiz. Belirttiğim gibi eğer konu hakkında protein beslemesinde, karbonhidrat beslemesinde, yağ beslemesinde bir teknik desteğe ihtiyacınız varsa bizlere direkt ulaşabilirsiniz. Köy TV'nin WhatsApp hattı üzerinden veya benim direkt e-mail adresim halil.tosun@rumiko.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça artar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.